Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerinin yeni bölümüne sizlerle birlikteyiz ve kendi evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla bu bölüme hızlı bir giriş yapıyoruz. Evet hadi bakalım. Kendi evimizde oynayacağız Kasımpaşa. Gene rollerde değişiklik yaptım. Biliyorsunuz benim elimin ayarı yok. Ben kendimi durduramıyorum. Bu arada Arabitse mükemmel performans gösterip sonra düşüş yaşamıştı. Son 5 maçta kötüydü. Biraz Antonio e, Marini oynatacağım sağ açıkta. Sol açıkta da Vinicius Junior oynayacak. Victor Fischer'ın sakatlığında hücum gücümüz etkilenebilir mi? Gerçi son 5 maçtır da arabisteden çok fazla verim alamıyoruz açıkçası. Beşiktaş maçında gol atamadık. Real Madrid maçında gol atamadık. Yani sonuçta son 4-5 maçtır da ne yazık ki gol atamıyoruz. Şimdi rakipte Frey var sonradan oyuna sokup da sıkıntı çıkarmasın, intikam almasın. Siz beni gönderdiniz ama görün bakalım ben nasıl golcüyüm diye. Melink oynuyor. Sol bekte. Derece soğukkanlı. Rui Pires. Elmas. Rui Pires. Önde basıyorlar ama bizim daha rahat çıkmamız lazım. Yetenekli ayaklarımız var. Marin şık gönderdi. Vinicius. Junior çok iyi bir gol. Güzel organize olduk. Evet Rui Pires. Sakin. Ozan. Marin. Depar. burada en önemli olan şey Şener Marin'den top bekliyor burada. Göbekte Solanke ve kanat forvet hücum burada tabi Popov aslında çok yavaş bir adam değil ama çevikliği düşüktü Popov'un görüyorsunuz 11 tabi Vinicius Junior'a göre çok düşük. Niye benim Kasımpaşa kariyerinde çevikliği 10'du bu adamın e, tabi Vinicius Junior daha çevik ve daha süratli bir adam Şener Solanke aşırıdı. Jill o da bizden kiralık. Ozan Elif Elmas, Marin. Sağda Şener Bomboş, sola döndüm. Melink, hücuma katıldı. Güzel orta. Elif Elmas, orta sağdan ceza alanına sürekli e, olarak Elif Elmas'ın girişini e, sağlayacağız. Elif Elmas ya da Febas'ı bir şekilde orta sağdan rakip ceza alanına doğru sokacağımız oyuncu olacak. İsmail, Rezege, aman aman. Kızlar kip yaralına taşıyor. Solanke at bunu oğlum, at bunu. Para atamıyorum. Şeyler söyle. Eee yere Elif El Elif elması değiştireceğim. Biraz azarlayalım. Şimdi buraya agresif bir şekilde diyelim ki gösterdiğiniz performansla beni hiç memnun etmedi. İkincisi Elif elmas yerine eee atalım. Orta sahada Febas'tan da faydalanmak istiyorum. Hani sizlerden de tavsiye geldi. Çok yetenekli olduğundan, çok verim aldığınızdan bahsettiniz. En azından şu an biraz form düşüklüğü var tabii. Özelliklerinde düşüş var ama şöyle bir olay var. Hem lider ruhlu bir oyuncu. Tabii e, Rest'te de aynı şekilde lider ruhluluk var ama tabii takım ateşleyecek oyuncuların en fazla olması sahada güzel bir şey. Aynı zamanda yetenekli, pas becerisi, pas tekniği olan bir oyuncu ve rolüne de çok uyumlu. Pas. Teknik 15 de pas o kadar iyi değil. Neyse. Düzeltiriz. Birger Meling'i çıkartalım. Teo Hernandez'i atalım. Rui Pires çok yoruldu. Oğuz Güçtekin 3 oyuncu değişikliği hakkımızda kullanmış olduk. Bir 0 kazandık kendi evimizde. Yani ee, pozisyon vermedik doğru düzgün rakibe ama biraz özelleştirden ne yapalım? uzaktan şut kale direği ve gol pozisyonu da açalım. Aslında koşulan kilometreyi de açsak en azından rakipten 4 kilometre daha fazla koşmuşuz. Toplamda iki tane mutlak gol pozisyonumuz var. Evet Solanke'nin ve Elif Elmas'ın çok ciddi pozisyonları vardı burada ama <laughs> e, Popo, Ben Yüzef ve Oscar Cil bizim oyuncumuz. Toper'de oynar mı diye bahsetmiştik az hatta ilk beleşe aldığımızda iyi performans göstermiş. Son 5 maç 7-0-4. Hiç fena değil. Yalnız forma bakalım. Son 5 maçtır stoper oynuyor ve görüyorsunuz oldukça da iyi gidiyormuş ortalaması. Küçük olduğu maçlar da var. Hücum hattından verim al aldığımdan ötürü mutluyum. Yani açıkçası hem sağ açık hem sol açığı değiştirdik. Sağ açık asist sol açık gol attı. İyi bir durum en azından yaptığımız değişikliklerin Görüyorsunuz yani e, Salzburg maçında gol atamadık, Beşiktaş maçında gol atamadık, Real Madrid maçında gol atamadık. 3 maç son, 4 maçın 3. sıkıntımız var. Antalya, Salzburg buradaki maçta yeterince gol atamadık. E, formsuzluklar yakamızı bırakmadı. Bakalım Zenit-Trabzon e, maçı. Önemli maçlarımız var. Türkiye Kupası 5. E, tur 1. ayak. O maçı da oynarız hep beraber. Deplasman Zenit maçını da yaparız. Trabzon maçıyla da bu bölümü noktalarız diye düşünüyorum. Avrupa'da yolumuza devam etmek için Zenit'ten kesinlikle ve kesinlikle ee, bir puan almak zorundayız ya da üç puan deplasmanda. Zenit çok kapanan bir takım. Yani burada fark attık ama o kadar da aslında fark atılacak. O kadar da. Ee, nasıl diyeyim size sıkıntıya düşecek bir takım değil yani üst yendik yönetim mevcut dönem içinde finansal fair play yükümlülüklerini karşılayacağını öngörüyor elbette ki kulübü mali yaptırımları yerine getirmesi için dikkatli bir tavır içerisinde yer almaya devam edecektir sıkıntı yok yani finansal fair play'in o sıkışıklığı devam ediyormuş biraz yönetim maaş bütçe kontrolü hakkında yaptıklarınızın altını çizdiler. Evet. Hatta çok yüksek maaş alan oyuncularımız var. Victor Fischer 3.5 milyon euro. Ekiciden inşallah bu sene kurtulacağız. İçeri görünüm aktarda yok tabi ki de. Ben aslında kullanmıyordum ama yapalım standarda getirelim. Buraya hemen sütun ekleden genel Yaş ekleyelim boy benim için önemli takım boyu genel boy daha sonra da arada ben kendi istediğim şeyleri eklerim bir diğer önemlisi sözleşme alınan maaş ekle de dedik sözleşme genelden sözleşme bitiş tarihi de önemli Evet bu sene sözleşmesi bitecek olan oyunculara bakalım olan ki kiralık bitiyor. Piresi uzatacağım. Luperto'yu uzatacağım. Hasan Ali Kaldırım yani 3 e, şuraya direkt 3 diyelim. 4.7 5.4. Ozan'la sözleşme uzatma ihtimalim olabilir. E, 5.4. Yani şöyle 7 milyon euroluk bir cebimize para kalabilir. Hasan Ali Kaldırım gitsin. Hiç, hiç engellemeyeceğim. Ozan Tufan. Aslında oynatmadık Ozan Tufan'ı yeterince iyi bir oyuncu, çalışkan bir oyuncu. En azından yerli oyuncu olması Ozan Tufan'la sözleşme yenileme işini rahatlatabilir ama 2.14 milyon euro da vermem yani. Kusura bakmasın. 76 ee, tamam 110 bin euro verelim bir dan 9'dan 100.000'e zam yapalım. Ozan Tufan'ı almamın tek sebebi tekrar söylüyorum. Yani sözleşme uzatmamın sebebi e, yerli oyuncu havuzunu daraltmamak için yaptım. Sağda Şener var. Şenerle sözleşme edilemeyeceğim. E, genç 16 yaşında sağ var zaten biliyorsunuz. E, o sağ bek zaten sene 17 daha iyi olacak. Şenerle sözleşmeyi bırakırız. Hatta sadece o sağ bekle devam ederiz yolumuza gerekirse. Orta sahaya yerli takviyesi yapmamız lazım. Türkiye Kupası 5. tur 1. aya Hatay Spor. İnşallah Hatay Spor'da eler geçeriz. Zarmin Jerlek verkaç yapmayı benimsemiş. Evet çok güzel. Hemen gelişim antrenman. Sana yeterince forma şansı veriyorum. Merkezden dripling yapar. Sık sık paslar Orta sahanın göbeğinde yani tüm gücü yüksek oyuncular istiyor. Yani orta sahadan hücuma katılacak. Forvet arkasından ziyade Oyunun yönünü diğer kanat değiştirmeyi sever. Şut çekmek yerine pas. Sık sık. Paslar dener. Açıdan pas antrenmanı. Diğer topun yönünü diğer kanada bırakma diyor. Uzun pas. Oyunun temposunu ayarlama. Çizgiye inmeden orta yapması diyelim bakalım. Tamam. Öneri var mı? Hadi bakalım. Tempoyu. Tam bir orta saha oyuncusu olacak. Maç temposunu yönelecek. Çizgiyi inmeden orta yapması aslında kanat oyuncularında kanat destek modern bek dedikleri yani modern bek desteklerde aslında onların görev tanımlarında var Çizgiyi meden orta yapsın ama bir orta saha oyuncusunda da özellikle mezzala tarzı oynatmayı planladığım bir oyuncuda da olabilir Victor Nelson City almış bu oyuncu 3.5 milyon euroya hani size demiştim geçenlerde bahsettiğim bir Nijeryalı bir Danimarkalı stoper Victor Nelson güzel bir stoper. Orta saha özellikleri olan bir stoper. Marin, sonu yedekler arasına alalım. Erdem Şenli'yi atalım sağ Şener yerine sol. Melink. Hadi Hasan Ali bakalım. Bir maça da çıksın. Kaleye Berke. Berke'yi çok boşluyoruz. Berke'yi Berke bırakmamak lazım. Luperto. İşin şakası yok. Febas. Febasta da form tutacak inanıyorum ben. Elmas Febas'la başlayalım. Yani Febas çok çevik bir oyuncu. Dönüşleri falan Elif Elmas'tan çok çok daha iyi yapıyor. Hava toplarında Elif Elmas kadar hakimiyeti yok. Yani Elif Elmas'ın hava topu hakimiyeti yok aslında. Febas'ın zafiyeti var diyelim. Çok kötü. Konuğumuz Hatay Spor. Bakalım. Marin at bu sefer. Solanke'de var bir uğursuz çok böyle övdük çok e, herkese tavsiye ettik yukarı çıkartıyor net toplama dingili kıracağım derler yani hava toplarında da işte, sol stoper sürekli yapmışlardır bu adama bu muhabbeti gerçi Hollandalıymış ama Türkiye'ye gelince zıplama dingili kıracağım diye Alex Febas Febas dedik adam sakatlanıyor satılmayı fermaz ama 10. Alex Febas 7 miydi? 5. 1.71. Alex Febas boy farkı da var arada. Epey bir. 12 santim. <laughs> çok iyi. Kaçtı Erdem. Güzel orta. Tabii orada o gol atacak. Golcü lazım. Neyse. Savo Boğ. Artık yani son çare bu. Solanke'den daha net bir golcü gibi ama faydalanabilirsek. 14 şut 6 skaleyi bulmuş. Topa topa hakimiyeti, son zenginliği hepsi bizden yana ama takım gelin biraz bağıra çağıra gösterdiğiniz performans etmedi. Evet, geçen maç böyle bağırdık musunuz? Çok da faydasını gördük. Hiç pozisyona giremedik. Sana Lee. Doto Pakifçi. Ozan Ruiz Junior. Güzel bir gol. Yani göbekte boşluk buldu. Çok da iyi çalımlarla sıyrıldı. İki maç, iki gol form tutması çok önemli. Özellikle Fisher gibi yetenekli bir oyuncunun sakatlığı olduğu dönemde. Artık 60'a doğru da son oyuncu değişikliğimizi yapalım. Corner atışıymış. Messi yerine Oğuzkan güç. Oğuz da baya baya yani o bir anda özel özellikleri vardı. 1 puan 1 puan. Lazimli. yardım edin yardım edin gol atalım defanstan kısa pasta çıkı kaydedelim hadi bakalım sürekli olarak boşa kaçan adamları görmeye çalışın defansı da öne çıkartmıyor şu yöndense yani defans arkası top sürekli de böyle kovalıyorlar bir tane defans arkası top atıyorlar İçimiz bitti sonra Anali maçanın adamı olacak ya. Milicius gol atmasa Oğuz topu bırakmadı. Ozan bas 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 bas. Ya hoca faal falan yok ya. Adam kendini bırakıyor orada resmen ya. Şu an Fatih Terim bakışı. Lan hadi oğlum ya. Az kadroyla çıktık ya. Gol atalım diye biraz takım moral motivasyon kazansın diye Ozan kısa paslaşmalar farkla gitti, Biraz hücum aksiyonları üstünde durmamız lazım. Anlaşılan o. Ozan, Vinicius Junior, Mermi gibi geldi ama kaleci Evet. Biliyorsunuz bir kanadı ya geçen bölümde ya önceki bölümde yapmıştım. Bir kanat korneri normal, bir kanat kısa oynuyor. Ee, ama kısa oynayan kısa oynanan daha doğrusu. Korner taktiğinin bug'lı olduğu bayağı artık Games'in forumlarında da çıktı ortaya. Onu da hatırlamışken şimdi değiştirelim. Bug'lı olan her şeye alerjimiz var. Eee keşke şu gula atmasaydık. keşke vallahi helal olsun paşam. Evet taktik duran top diyelim. Şe vuruşlarına geldik. Hücumdan kısa kullandırtmayacağız. Yok aslında yani 2018'de ben biliyorsunuz ceza alanının önüne doğru atıyordum şuradan. Bir şekilde o defansın ilk katı savunma halinden öne doğru hamle yapmalarını sağlayıp bir şekilde gol bulmasını sağladık ama orada ceza sahasının uzak ucu deyince de çok böyle arka taraflara doğru gidiyor. Ceza alanı dışı diye bir olay da yok. Ceza alanın uzak ucu diyelim yani. Ozan Tufan'la olan ki. Sen de geride dur. Gitme ileriye. Marin sen ileri çıkabilirsin aslında. Korneri kime kullandıracağız? Korner kullananlar Arabise Jayson. Sıradan atalım. Ekici Arabise Melink olmaz. Viktor Fischer kullanabilir. Hasan Ali Teo olmaz. Alex Febas. <laughs> i̇leri çık ileri çık. İleride 4 kişi yeter. Diğer tarafı Öndire'ye kullanıyoruz galiba. Yakın direk. Yani yakın direkte de aslında hep e, çıkıp Vavro toplarının hepsine vuruyor görüyorsunuz ama bir türlü atamadı. kafa e, vuruşu da kötü değil, zıplaması da iyi. Bir tane uzun oyuncumuzu ön direğe koşu yaptıralım, yakın direğe kullandırtalım. E, tek düşüncem şu benim. Biliyorsunuz çok değişik. Sen daha de, çık. Hemen böyle hızlıca topu kaptırıp bir anda gelip Cezayı kesiyorlar. Üç kişi de savunmada kalsın. Hadi bakalım. Devam edelim. Hatay Spor. 2-0 kazandık. Bir, iki atıp bir sayıyorum. Bu yakın direkt organizasyon. Yani bir deneyelim dedik. Onda da sıkıntı çıkmış arkadaş ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ryan İbrahim'i. Bu sene sonunda da bir tane daha net forvet alabilirim belki. Artık Solanke'nin bitiyor. Çok böyle daha işimizi görecek bir forvet. Daha o boyu yedekleyebilecek ama Solanke ile başlamayacağım bu maç. Ozan sözleşme uzattı çok güzel. George Arabisi aşırı iyi. Harika oldu evet yükseldi görüyorsunuz. Solanke'yi övelim. Aşırı ha Aslında Solanke şimdi çok iyi oldu ya. Solanke mi devam etsek? ya şu an şu an bu antrenman olayından sonra kararsız kaldım. Alex Febas. Ferdi Kadıoğlu'nu atabiliriz. Jailson var orta sahada. Ozan yerine iki yönlü orta saha. Jailson biraz daha etkili bir oyuncu. Hasan Ali maçın adamı seçilmiş olabilirsin ama ee, Theo Hernandez Theo Hernandez de iyi ama Melink daha iyi ya. Erdem Şenlik Erdem öğreneceğin daha çok şey var. Gelişimde uzun ve yere paralel taşlar atar demişiz. Tamam, defansif pozisyon alma çalıştırıyor. Pozisyon alma karar alma, markaj bunlar 12-13 seviyelerine geldikten sonra da zaten fiziksel olarak bir eksiği yok. Sadece tecrübe eksik var. Şener. O da artık oynadıkça e, raporunda yazacak artık daha üst düzey maçları oynamaya alışkın diye. O özelliğin yani o bildirinin gelmesini bekliyoruz. Sen Petersburg maç geldi Zenit. Yani hem e, Zenit'le eşleşmek hem de oyunda Zenit'le oynamak <laughs> gerçekten e, çok etkileyici tesadüf. Ha Oğuzkan maçın temposunu başarısız olmuş. Neyse daha yükleme yapmayalım. Devreleri yanmasın çocuk. Şimdi Gençler Birliği deplasmana gideceğiz. Gençler Birliği 17. sırada bir takım. Biliyorsunuz 17. sıradaki takımlara karşı hep zaafım vardır. İşte de deplasman kesin puan kaybedeceğiz. Ee, şu an şu an yapacağımız bir tek Rui Pires'i savunma yapacağım. Hani deplasmana çıkıyoruz. Bir tane orada adam bırakalım. Arabitse Marin. Solankele başlamayayım. Gustavo Bo ile başlayayım. Hiç ses Gustavo Bo diyor. Komple forvet hücum. Bakalım seni komple forvet hücum. Çeksi var ama gereklerle oynat oynat biraz kazandırdık Ferdi Kadıoğlu Luperto Vavro Berke kalsın mı? Berke kalmasın. Arun Tekin'i e atalım hadi bakalım başlayalım. Biraz rotasyonsuz gidiyoruz ama lig de bizim için. Puan farkını çok açamadık. Hadis seriyi devam ettirmek şans dedik. Embiya, Mudat, Arabya, Yasin Pehlivan. Şerbeli Süper Lig'e çıkmış. Pehlivan'ı bırakmamış. Behlül var ya. Behlül. Ya kar yağışı başladı. Hadi bakalım hayırlı. Pasta çıktı halimi kaldırmıyor. Osman Kırmızı görür bu maçta. Ben söyleyeyim. Jayson, Rui Pires. Tekrar Jayson. Bunu oynadı. Çok iyi. Gustavo bu. Bas bas bas. Behlül. Super midir? Baya. Ulan çok iyi. Şener. Güzel ortaladın da kimse içeride. Rabitse Yani maçı kopartmamız lazım. Bir direkten iki dönen top bir karşı karşıya daha ilk 20 dakikada. Yani fırsat değerlendirme. Biraz bu antrenmana çalıştırmamız lazım. Railton, Parabia. 10 kişi kalacaklar dedim ama yanlış adam tercih etmişiz. Osman demiştim ben ama Osman'ın önünde oynayan Parabia kart gördü. Sağ açıkta oynayan oyuncuları kart gördü. Şimdi performansınızdan hiç memnun değilim sağdan soldan içe kat eden oyuncu biraz daha dikine paslaşma kontra yiyebiliriz ama yapacak da çok bir şey yok topa dal daha, daha şiddetli pres şimdi burada pres şiddetini arttırdık ama buradaki oyuncuların da hani birbirine daha yakın kalmasını yani defans öne çekmeseydim hücum hattını ileri çekip bir presi çoğaltsaydık Boşluklar verebilirdik. En azından şimdi boşluğu sadece bizim kalemize doğru olan alanda vereceğiz. Kanat spekleri hücum çıkartalım artık. Kanat forvet hücum. Arabitse. Şener. Ee, çok gelink ama. Bir de golü vardı. Abi <laughs> Denis Vavro Pires Aferin hadi oğlum. Lan niye adamın arkasına at işte sağ beke at. Çevirdik sağdan sola. Çok iyi bir top. Bütün defansın dengesi ulan be bozuldu ama olmadı olmadı olmadı. Güzel bir gol Elif Elmas. Uzaktan şutla açtı ama uzaktan şutu kaç Elif Elmas'ın ya? 13'müş. 13'müş. Ya hiç kötü değil. Melink artık demoralize oldular. 2-3 offside değildir umarım değil. Şener çok iyi. Aslında aklıma şu geldi bugün. Ee, son dönemlerde Dünya Kupası'nda da oldu. Benjamin Power attı. Fenerbahçe maçında Lines atmıştı. Hasan Ali'nin Beşiktaş maçında çektiği şut denemeleri falan. Şu geldi aklıma. Ee, sağ bek ve sol beki aslında gelişine şutlar dener. Hani böyle e, genellikle dönen topları toplama olayları oluyor bazen. Az önce Şener'in yaptığı gibi aslında öyle bir özellikle belirttiğimiz tabii ki de bir talimat yok ama geçen birisi yazmış. Abi senin regen çıkan stoperlerin hepsi Ali diye. Ali Kaya vardı bizde. Ee, altyapımızdan çıkmıştı ama tabi gözlem genişliğinden dolayı Alman vatandaşıydı. Bu sefer de Ali Kemal Rüzgar çıkmıştı. O Ali'yi biz 60 milyon euroya Real Madrid'de satmıştık. Gene <laughs> Ali çıkınca yazmışlar hakikaten de bizde her kariyerde bir Ali çıkıyor stoperde bir de. Şimdi Ali muhabbetine hemen dönelim. Sağ bek sol bek olayına gerçekten e, gelişine şutlar dener. Sağ bek sol bek çalıştıracağım. Hatta bizim sağ bek çalışmıyorsa yapalım. 5 maç yenilmezlik ne? Galatasaray kariyerinde 40 maça falan çıkarmıştık onu. Daha da e, sırf ona odaklı ilerlesek daha da yükseltiriz zaten. Ozan Tufan'ı atalım. <gülüyor> <gülüyor> evet asistanın takımı. Bu piresi kaydetmemiş adam. Yani ne yapıyordu ben çok merak ediyorum. Erdem Şenlik bir çalıştırdım mi edelim abi. Ve paralar tanrı. Garip teknik. Ekstra antrenmanda var mı gelişine şutlar dener. Sağ kanattan saç çizgi. Raul Jose'ye çalıştıracağım ben iyi. var galiba. Gelişine aynen. Deneyeceğim bakayım faydası olacak mı? Uzaktan şutu da çok kötü değil. 6 yani 17 yaşında tamam 15-16 olmaz belki ama Gerçi uzaktan şutu yüksek birine yapmak lazım. Ama en azından bakalım o şutları çekiyor mu? Tabi bu uzun vadede geri dönüş alacağımız bir özellik. Hemen şimdi yaptık. Sonraki maçta faydasını görmeyeceğiz. Yani sezon sonuna kadar belki onu öğrenmesi sürecek. Onu öğrendikten sonra da uygulamaya başlayacak. Trabzonspor 11. Petersburg deplasman çok zor. Trabzon maçında yaptıktan sonra bu bölümü bitirmeyi planlıyorum. Bu arada bakalım. Martes günü oynanan Süper Lig maçlarının özetleri neymiş? Halil bunlar günün oyuncusu. Maç başına 2 gol olmuş bu hafta. Toplam 50 bin varmış. Zat kötü. Ümraniye Spor gittiğine, çıktığına pişman oldu. Düşüyor zaten Ümraniye spor Daha geri dönüşü yok. Gençler 8 Sivas 11 Sivas da düşme hattında. Erzurum Başakşehir. Başakşehir düştü herhalde ama yani durumu kötü ama bu arada Başakşehir'in şeyleri de fena değil. Transferleri de fena olmuyor ya. Remola da böyle kanat oyuncusu. Düş beter ol. Fena olmuyor dedi. Bunlarda böyle bir İtalyan şeyi var yani ne işte bu az önceki adam baksanız 3'lü üçlü stoper önlerinde önlü büro. iki tane orta saha iki tane Zuba ve Rusi Zuba e, Voltran'ın kaslarını oluşturuyor. Rusi de Voltran'ın teknik becerisini oluşturuyor büyük ihtimalle. Bizi yakan Salzburg oldu. Buradaki maç. Deplasman'daki maçta gol atamadık. Buradaki maçta adamları durduramadık. Elif Elmas. Bakalım çocuk. Şu... Arabisi 21 yaşında. Çok genç ya. Yani hani takım böyle çok böyle Zorluyoruz takımı falan ama çok genç bir takımımız var. Takım raporuna bakalım. İler 23 yaş ortalaması var. Süper Lig ortalaması 27. Bunları büyüt. Böyle verim bekleyeceğiz. Fernandes'i alalım bakalım kadroya. Bu arada daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama şuradaki renklerin içildiği kötü sonuçlar aldıkça aslında beraber oynamaya alışkınlar ama buradaki renk daha da koyulaşıyor sonuçlar aldıkça da daha da yeşil oluyor. Yani ne kadar şurası turuncu olsaydı mesela işte iyi gösteriyor falan diyor ama tabi ona göre düşün. Stoperlerde turuncu olunca kötü oluyor. Oğuzkan defansif oyun kurucu savunma sen yapamazsın. Ama yapacak alacak başka kimse yok. Stoperle mi? Çıkmayalım ya üçlü stoperle. Niye stoperle çıkıyor? yok. Neyse en azından Arabistel'i Vinicius Junior'ı almış. Yani e, bu da bir başarı bence asistana göre. Mammana. Ya bu Mammana'yı artık kaç yaşında alıyorsak yani şu oyundaki ikinci sene ve deli gibi bir ara Mammana alırdık. Ya stoper yani kesinlikle Mammana'yı alacaksın kadrona yani River'dan. Süresiz olarak ekleyelim ya şu adamı. Yıllardır almıyorum. Denk gelirse alırım. Ve i̇şte bununla birlikte Balanta. Heh, Kolombiyalı. Valanta ile Man Manayı. 6 puan fark sürüyor ligdeki yarışta. Beşiktaş deplasman gene puan kaybetmedi ki o da bir başarıdır. Deplasman maçları zor oluyor. Bir 10 kişi kalmıştık orada. Marin. Marin yalnız e, da sol ayak kuvvetli, sağ ayak çok kuvvetli. Sol ayağını daha da güçlendirmeye yönelik bir antrenman yaptırıyorum. E, daha 18 yaşında oyun tercihleri iyi. Bir de o ayak işini de hallettik Yani her ikisi ama sol da kuvvetli daha da iyi olduğu zaman çok kuvvetli olursa hem sağda hem solda iç forvet olarak kullanabileceğimiz yani çok çok sağlam bir oyuncu olacak Marin. Tabi Olmo ya da Marin ikisinden birisi sizin tercihiniz ama ben tercihimi Marin'den yana kullandım. Olmo'yu da Sunderland kariyerinde kullanmıştık. Ee, son dönemlerine doğru sezon bitimine doğru verim almıştık. Mamma ana çok iyi. Son 4 maç ee, rakiplerin yaptığı toplam 7 asistin 3 tanesi kısa paslardan. Yani rakip ceza alanına paslaşarak gir talimatı muhtemelen etkili olabilir. Gustavo Bo yerine Dominik Solanke'yi atalım. Yani hala seni vazgeçiremedik mi? Kalmak için defansa kadar gel şeyini iptal edemedik. Tam bunu iptal edelim. Ekstra antrenman herhalde. Başka bir öneri. Hayır abi. Yani şunu bırakman lazım ya. Top almak için defansa kadar gelme abi. Gelme yani. Böyle bir olay yok. Şimdi önde baskı kuracakları için burada aslında bunu maç öncesi toplantıda yapmamız lazımdı. Defanstan kısa pas çık talimatını kaldırıyorum. Ceza alanına paslaşarak gir talimatını ekleyelim. Bakalım işimizi görecek mi? Maç öncesi aldığımız iki tane veriye dayanarak değişiklik yaptık. Bakalım <laughs> faydasını görecek miyiz? Aslında Oğuz Kağan'ı gizli libero gibi de yapabilirim. Defansif oyun ama gezgin oyun. Tabuma kalsın. Top kapması falan çok değil. Daha kötü bile diyebilirim. Vavro. Aferin Ozan. Çok güzel bir top. O Arabitse yani orada o driplingin mükemmeldi ama sen orada o pası atmadığın müddetçe gözüme giremezsin be. Tam Melink. Aferin. Aferin. Konsantre olun. kaybetmek yok. Abi Zuba var orada ya. Hava toplarında sıkıntı. Elmas, Ozan, Şener. Yani şey cezalı. Cahilson. E, orta sağ Ozan, Oğuz Kağan, Elif Elmas. Yalnız var ya Şener efsane bir orta yaptı. Molnikov kendi kalesini attı ama bence bu gol direkt Şener'e yazmakla. Asist falan yazmamışlardır ama Mükemmel bir orta. Rabitse, yalnız Rabitse oynayınca rakip de dağılıyor Ozan. Çok iyi, Şener üst üste bindirmeler. Ortalar illaki. Şey çok iyi, şimdi iki kanat bekimileri çıktığı için, hani ortada bir oyuncu grubu var, evet ama bakın burada 3 kişi sürekli ön alanda pres yapıyorlar ama işte sağ bek, sol beke top geldiği zaman buraya gelmeleri vakit oluyor o pozisyonları da atmamız lazım. Elif Elmas ikinci yarıda çıkartamaz mesela. Şimdi Elif Elmas e, tam çok çevik süratli bir oyuncu değil ama teknik becerisi, kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi Elif Elmas'ın yerine orta sahaya kime atacağız? Alper Potuk. Duran toptan yemeyin artık. Bir de yani para At işte da adamlar var. Şenerjim tut. Tabi sevinişi tutunuyor. Direkt Lunev'in eline geldi yalnız topa. Odası çok iyi oynuyoruz da. Şimdi oldukça şans gerçekten şanssızlar ama. Hakikaten şanssızlar. Şimdi Elif Elmas yerine e, Alex Febas'ı atalım bakalım. Febas da becerisi o kadar iyi ama tabi biraz olan bir oyun. Çeksi var. Ama en azından 45 dakika götürür. Ya bu kadar tek becerim var da pas niye 12? Azimli oynayın. Oynayacaksın ulan. Abi Melink kullanmasın dedik. Başına Melink geldi ya. Link çok yoruldu. Yani çok iyisin. Evet ama yapacak bir şey yok. Hernandez'e atacağız. Sağbek Şener de çok yoruldu. Hadi at bitir. Kuba sarı kart gördü rakipte. Eee, ara bitse. Şener'i çıkartayım. Hem sarı kartı var. yapmayın işte şöyle toplar kaptırıp beni korkutmayın. Allah. Yani bu kadar dakika oynayıp da kazanacağımız maçı az daha son dakika kaybediyorduk yalnız. Bir tane direkten dönen topumuz var. Bir tane mutlak gol olsun. Poz, gol pozisyonu yok. Rakip ama zaten 3 tane stoper Ivanovic. o oh, Ivanovic stopere koymuşlar. Gerçi fizik olarak bayağı yorulmuş. Da gol attı biz. Ama 17 bayağı. Rusistan'da da fena sayılmayacak oyuncular var yani. Ha. Dokumatif, Mos 10 euroya almışlar. 10 milyon euro. Şanssızdınız bugün dedik. En azından ee, takım gerçi moralini bozduk ama en azından Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Evet galibiyeti kaçıran taraf biz. bizdi. Yani, UEFA Avrupa Ligi'ne gittik ki şu an için demiştim. UEFA Avrupa Ligi'nde biraz daha iddialı olabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde iş yapabilecek kadar iyi bir kadromuz yok. UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyoruz. Bu güzel bir durum. Hemen şuradan takvimden ee, Gegenpress Press tamam devam. Hücum dengeli şu devre arasında. Fiziksel çalışmamızı da yapalım. Hazırlık maçlarını iptal edelim. Zaten büyük ihtimalle de İstanbul Spor maçını iptal edemiyorum. Tamam önemli değil. Zaten şu arada şey maçlarımız olacak. Türkiye Kupası maçı olacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına bir bakalım. Diğer takımlar ne yaptı? Real Madrid, Salzburg çıktı buradan. UEFA'ya e, gittik. Tottenham, Milan, Basel UEFA'ya gitti. Barcelona, Arsenal, Lazio yalnız bayağı çekişmeli geçmiş bu. Son hafta belli olmuş. Juventus Shakhtar çıkmış. Mönchengladbach UEFA. E, Paris, Napoli, Wolfsburg UEFA'ya. Marsilya UEFA, Genk UEFA, Schalke. Marsilya burada en sağlam. E, ondan sonra Schalke diyebilirim. Lazio diyebilirim herhalde eli yemeyeceğimiz eğer karşımıza çıkarsa eli yemeyeceğiz demin de çok böyle sıkıntı yaşayacağımız takımlar onlar geri kalanını tokatlarız Bazel falan gelirse yani bir Arsenal Juventus Chelsea nerede olabilir Gerçi UEFA'da da kimler var bilmiyoruz ki Charles Sego kadromuzda yer verebileceğimiz kalitede bir oyuncu Gerçi Sego da geliyor ama Yine bizim birinci gol yükümüzü çekmeyebilir ama şu var. Şu çok önemli. Bakın e, bazı toplarda farkındaysanız serbest vuruşlarda vesaire e, çok dönen toplarımız var. Ve bunları tamamlayamıyoruz. Stego çok çevik ve süratli. Aniden o toplarla buluşabilecek bir oyuncu. 2 maç 5 maça sonradan girmiş. 3 golü var. Hiç fena değil bence. 3 maç 6 maça sonradan girmiş. 3 gol var. Türkiye kupasına dahil edersek ki bu Kayseri Spor'da böyle. Topsuz alan bilgisi becerisi olan süratli bir oyuncu. Daha 19 yaşında. Marin gibi yıldız olamayacak Sego ama en azından Solanke gidecek. Seneye Solanke'nin yerine kullanabiliriz. Nasıl olsa Solanke sen öyle ahım şahım bir performans göstermiyor. Mustafa Denizli Cille ilgileniyormuş. Yalnız getirdik bedavaya para kazanırsak hiç fena olmaz. maçta çok bir şey vermiyoruz. Yalnız Oscar Gilles çok yönlülüğü olan bir oyuncu. Yani stoper, ön libero ve orta sahada kullanılabilecek bir oyuncu. Tamam orta sahada çok net değil ama stoper ve ön libero da yani kendi mevkisiymiş gibi oynayabiliyor o rahatlıkta. O yönden aslında verimli bir oyuncu ama biz tabi seviyemizi yükletmeye çalışıyoruz. O oyuncuları bizimle geliştiriyoruz. Rui Pires kardeşin ikinci senesi işte ikinci senesi bitti. Doktor 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 hastalandı mı sen Rui Pires'in bu sene sözleşmesi bitiyor. Yine defansif oyun kurucu savunma devam edeceğim. Ozan Afiş sakatlığı var atıcıyı sonu burada. Yalnız e, hakikaten çok iyi bir oyunla ben Zenit'le beraber kaldık ama çok iyi oynadık. Orta sağ kurgumuz çok iyiydi. Baya baya pozisyonlarda falan etkili oldu. En azından maç öncesi analizlerde ve işte deplasmanda olduğumuz için baskı yiyeceğimizi düşündüğümüz ve defanstan kısa pasla çık talimatını iptal ettiğimi bir avantajımız oldu. Tabi orada ben şöyle bir olay yapıyorum. Bunu geçen seneki Manchester City'de yapıyordu. Guardiola sağ bek ve sol bek maçlarda ortalama baktığınız zaman en fazla topla buluşan oyunculardı. Yani topla buluşan, başarılı pas değil topla buluşan muhtemelen kaleci bek oyuncularını oynuyordu. iki beke en azından baskı yerlerse önlerinde kanat, yanlarında stoper ve işte çaprazda falan ve onlara doğru yaklaşan Kevin De Brain olurdu. Bir orta saha oyuncusu olurdu diyorum. Ben de o mantıkla beklere dağıtıyorum. Tabi defanstan da kısa pasla çık talimatı vermeyince beklere de baskı yapıldığı zaman rakip oyuncuların arası açılıyor pere baskıyla bek oyuncularına baskı arasında çok fark var. Bir kere ortada göbekte kalıyorsunuz ve topu kaparsanız direkt göbekten hücuma kalkma ihtimaliniz olabiliyor ama bek oyuncularında olduğu zaman en kötü ihtimalle yani hani en kötü ihtimalle önlerindeki kanat oyuncularına doğru uzun oynuyorlar. Orada mücadeleye tutuşuyor artık orada oyun başlıyor. Ee, şimdi eksiklerimiz var. Febas Febas cığım. Dolduracaksın yapacak bir şey yok. Marina atalım Vinicius. Ee, Victor Fisher belki ikinci yarı alırız. Epeydir yoktu. Dolan ki. Hadi bakalım devam. Bow mu yapalım ya? Hadi bir bow yapalım. Ve bas Jason Rui Pires orta sahası. Defanstan kısa pasta çık. Ben evimizde oynuyoruz. Yapmayalım öyle. Bir de rakibe de rakip ceza alanına paslaşarak gir talimatını verdiğimiz için e, farkındaysanız pozisyonlarda ceza alanı önünde 3 kişi sürekli koştular top almaya çalıştılar. Biz de topu geniş alanlara yaydık stop dek oyuncularımıza. Rakip de biraz dengesi bozuldu. Yani onlar kapanıyordu muhtemelen e, ve bir şekilde şut veya pas atılamadığı için ya da acele edildiği için sonuç top kaptırılıyordu. Yalnız Tony Makayama yapıştırıyordu. Berto, Berto ile Pires'in sözleşmesini uzatacağız. Melink, abi, yani yumruklayacağım artık sağ solu. Yani niye bu kadar gol atamazsın? Yani pozisyona giremesek <laughs> anlayacağım. Febas, Şu Febasa da biraz teknik pas çalıştıralım. Pas teknik ilk kontrol. Ha, pas çalıştırıyormuşuz zaten. Evet. Pas teknik ilk kontrol. Febas çok iyi. Ya. İşte yani tam olarak olmasın istediğim olay bu. Bak burada Febas yere düştü. Maç çıkıyor. Boş, alan, boş alanları hareket. Ara bitse. Bit. Bunu en güzel geçen sene yanlış hatırlamıyorsam çok acayip vurdu. Geçen sene Hakan Arslan yapıyordu ara. Bayağı golü oldu öyle yani. 4-5 tane. Hatta hiç unutmuyorum. Fener maçında da aynısını yapmıştı. Hakan Aslan olmayabilir ama Kibas Fenerbahçe maçında da vardı. Hakan Aslan diye hatırlıyorum. Orta sahadan direkt böyle bir koşuyla demarka vaziyette çok elini kolunu sallayarak girip gol atıyordu. Hatta bakayım. Hakan Aslan'ın geçen seneki gol listesi. Melin kullanıyor. Kullansın lanet olsun. Risk alalım hadi. Engelleyemiyorum Melin kullanmasın. Selim Gündüz. Melink. Erto. Evet. iki tane kuleyi ön direğe atıyorum. Biri ön direğe hücum. Burada bakın. Vavro ve Luperto. İki kesiliyor. Biri ön direğe hücum ediyor. Yani geriden geliyor. Bir de zaten ön direkte bulunuyor. Hücum eden Luperto topu ağlarla buluştu. Aslan. Arslan mıydı? Hakan Aslan. Neyse bakamayacağım şimdi. Maça odaklanayım. Rui Pires 3 üç olmuş. 3. golü kim attı? Ben niye görmedim? kornerden attığımız. Enning Pires. penaltı. Vavro. Vavro. Yapacak bir şey yok. Yani Gustavo Bo da çok penaltı. Gustavo Bo'nun golü var mı bu arada? Olmayabilir ya. Neyse hadi boğuya at, attıralım. atamazsa çok kötü olur. Taraftarın Keşke Vavru atsaydı. Lan zaten oyuncu değiştirelim. Ee, senin yerine Ferdi Kadıoğlu'nu atalım. Kanat oynasın. Kanat forvet tersine geldi. Kanat forvet yapalım ya. Ters ayaklı falan ama. Bakılsın işte orada. Meling'in yerine de Teo Hernandez'i atalım. Hadi bakalım ikinci başlasın. Ali Huçan. <laughs> güle güle. Teo Rui Pires. yani biraz daha defansif oyun kurucu defansif oyun kurucu oralarda sıkıntı yaşamaması lazım. Luperto yerine Dali Kemal Çamur son değişikliğimizi de yaptık. Artık elimizde başka bir şey kalmadı ama gerçi rakipte 10 kişi artık. Çok fazla üstümüze gelebileceğini düşünmüyorum. Ve bas. Ah be. Kaleci Onur çıkardı Yine tehlikeli oldu ön direk. İki tane kuleyi ön direğe attık. Biri orada biri de koşuyor. Yani bir tanesi dışarıdan dışarıdan da yani içeri doğru hücum ediyor. Diğeri de kalenin önünden çıkıp kafa vurmaya çalışıyor. Tabi bir tane uzun boylu oyuncunun topla buluşması çok rahat. Kemal Jayson ve bas Ferdi'nin koşu yoluna bıraktı. Ferdi yalnız Boğun'un kanat forvet olarak yaratıcı forvet rolüne göre çok daha oyunun içinde olduğunu görmüşsünüz. Yani her yerde gördük. Ama tabi bu arada ceza alanı içine de hem orta sağdan hem de sol kanattan iki tane oyuncu sokuyoruz. Marin. Golde Boğunun yerini merak ediyorum. <laughs> ceza alanı içerisinde yerini aldı. Marin sola attı topu Gustavo Boğu burada <laughs> savunmayla mücadele ediyor. Jason Febaz da yakın oraya. Evet Şener girince burada ya Kadıoğlu'na kısa oynayabilirdi ya da şu koşu yoluna bırakabilirdi. O ön direk, Marin arka direk döndü. Fevas hiç beklemeden arka direği kesti. Marin atamadı. Bir kanatta e, yapılan kornerleri kısa yapmıştık. Ötekinde ceza alanının uzak ucuna yapmıştık. O yüzden öbür tarafı da yakın yapacağım. O zaman yakın direkt çalışacağız. Evet. 4-0'lık güzel bir de derbi galibiyetiyle bu bölümü noktalayacağız. Bakalım. Febas. Evet Febas. Bir gol bir asist. Geçen maçlarda da golüm vardı senin. Son 5 maç bir gol bir asist. O maçında mı yapmıştın? 61 gol ve bas. Sezon a ilk gol ilk asisti ya ben yanlış hatırlıyorum. Evet güzel kendini biraz göstermeye başladı ilk de göndermemişiz ve bası. Evet şimdi bakalım lig kupa görünümüne 41 puan Beşiktaş 35 puan devre arasında az bir süre kaldı. Konya maçı Hatay maçı gerçi devre arasında da gireceğiz orada da. Biraz devre arasında yaşarız. Belki transfer falan. Gerçi transfer yapmayacağım. Hiç yapmaya gerek yok. Çünkü takımım biraz kondisyon yükleyeceğim. Ulaşacağım onları. Oyuncu satmamaya çalışacağım. Elif Elmas'ı biraz daha tutmaya karar verdim. Ama tabii bunu daha önce de size söyledim. Elif Elmas'ın hatta Twitter'da hesabından paylaşımlarda da yaptım. Elif Elmas'ın e, en büyük problemi şuradan gösterelim. Önemli maç formunun çok büyük bir risk oldu. Çünkü bu değer oyunda her kariyerde farklı çıkıyor. 4, 5, 1. En kötü olabilecek seviye bende çıkmış zaten. Bir benim kısmetli olduğumdan. Ee, hani bazı kariyerlerde bu önemli maç formu 13-14 çıkar. Ya ben bu adamı işte 50 milyon euroya sattım. Sen nasıl oynatamıyorsun gibi düşünceler olabilir. işte. şu yüzden belki de kendini gösterebileceği maçlarda kendinin daha böyle artık Avrupa'da sahneye çıkabileceği maçlarda ne yazık ki oynamayı çok fazla sevmiyor. Gerçi raporlarında da var mı burada? Raporlarında da yok yalnız ha. Normalde raporlarda çıkması lazım. Markacı geliştirme. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Artık 17. hafta geldi. Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. En güzeli o Avrupa Ligi'ne bakalım. Ne zaman çekilecek? tekrar e, da, daha çok varmış. O bir iki dört tane transfer geliyor bu arada. İşte oyun başında yaptığımız transferler geliyor. Birinci elime turuna bakalım Avrupa Ligi'nde. Burnley, Partizan var. Hoffenheim, Anderlecht, Anderlecht, Fiorentina, Ajax, Sevilla, Legia, Sevilla var. Fiorentina var. Monaco, Brüj, Monaco var. Galatasaray, Sporting, of. Güzel. Dortmund, Bordeaux, Real Betis, Amakie Roma, United. Yani işte şampiyon UEFA Avrupa Ligi'ni belki alırız dediğim sezon. City, United. United varsa bir kupada muhtemelen United alır. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.